Ben emekli albay Orhan Ceylan. 1972 yılında Sarıkamış'tan bölük komutanı iken Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı'na takım komutanı olarak atandım. Ve o zamanlar Kanlıdere'nin yanında takımımla geceleri biz devamlı olarak mevzi kazdık. Barış gücü devamlı gözetlemedi ama biz geceleri sabahlara kadar onlara istirahat veriyorduk. Böylece o günleri yaşayanlardanım ben. Halkı da tanıdım, bölgeyi de tanıdım. O kadar da kolay olmadı tabii bizim buraya gelişimiz, kolay olmadı. Son 48 saatte rutuşu yapın diye paraşütle doğrudan doğruya atlayarak hava indirme harekatı yapılacaktır denildi. Haritaları açtık, indirme bölgelerini, şunları bunların tamamıyla tahliller yapıldı. 19 Temmuz günü araçlara binmek suretiyle uçaklarımıza geldik. 4 tabur halinde atladık. Birinci sortuda gelenler, birinci kafilede gelenler herhangi bir atış yememişler. Ama biz geldiğimiz zaman altımızdaki tarlalarda mağazaları yanıyordu. Ve ateşle, dağlardan ateşle yapılıyordu. Zayiat yapıldı mı? Hayır. Zayiat almadı. Ve hepimiz sağlıklı olarak indik. O sırada tabii paraşütü gören köylülerimiz koşa koşa geldiler. Ve hepsi o paraşütten sıyrılmamıza falan filan yardım ettiler sağ olsunlar. O çocuklar sağ olsun bölge halkının yardımıyla. Şu anda Boğaz'daki şehitliğin bulunduğu yere taburla intikalimizi yaptık. İleri! İleri! Tugay Harekat Subayımız, Kurmay Başkanımız falan beni dağa çıkarttılar. Türk Bozdağı'na. Türk Bozdağı'nda bölük komutanıyla tanıştık. Ondan sonra bayrağımızın asıldığı sivri tepelere kadar çıktık. Orada taarruz edeceğim bölgeyi bana gösterdiler. 20 sıralarında falan böyle karanlık basarken biz yürüyüşe başladık. İlk mermiyi daha Boğaz'a girmeden, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı geçip de Boğaz'a girmeden o asfaltta yedik. Ama bize zararı olmadı, biraz uzağa düştü. Ve biz Türk Bozdağı'na yoldan normal yoldan çıkarken üzerimizden hava ve top mermileri karargaha doğru gidiyordu. Ve orada altından geçtiğimiz mermilerin ıslık seslerini de artık öğrenmiş olduk. Yorgunuz, açız, susuzuz yani. Dikmen tarafından, Dikamo tarafından başladım taarruza. Taarruza demeyelim de ilerlemeye başladım. Ve Rumlarla karşılaştık. Gölgeler geliyor artık. Hemen ben orada bir böyle balkon gibi bir kaya bulmuştuk. O kayaya indik ve bunlara ateş etmeye başladık. Alacakaranlık artık başlayınca bunlar gündüzün yapamayacaklarını anladılar. Oranın da çok kuvvetli bir savunma hattı haline geldiğini bildikleri için çekilmeye başladılar. Mevzileri geziyoruz, radyolar salıyor. Tüfekler ve geri tepmesi stop dolu ama kimse yok. Tamam. Mevzilerin sonuna kadar o üç kişiyle tarama yaptık. Şeyden mevzileri gelip çektik ama kimseyi bulamadık. O sırada bizimkiler de geldi. Çavuşa git şu bayrağı indir dedim ben. Çavuş gitti, bayrağı indirdi. Komutanım dedi. Bunu çekeyim mi? Bunu çekeyim mi dedi. Bizim tanıtma bezlerimiz. Kırmızı olsun da ne olursa olsun çek dedim ben ona.
Hemen onu çekti. Çekince zaten, çünkü bizimkiler de şey diyor, ateş ediyor bu bölgeye. İki ateş arasından kurtulduk. İsmet geldi. İsmet de bu sefer Türk bayrağı çekiyor. İsmet yapma. Şimdi karşıda Deliktepe'de adamlar var. Makineli tüfek var, bilmem ne var, yapma. Ama insan o anı görünce o bayrağın hani çekilmesini, gözlerimden yaş geldi, özür dilerim. Bir şey söyleyemedim. Çocuklar İstiklal Marşı söylemeye başladı. Ve çektik. Tuncer Güngör, yüzbaşımız, 24 saatliğine takviye olarak gelen, başından vurulup tekrar onu sardırdıktan sonra gelen ve bir komutanımız, tabur komutan yardımcısı gibi. Tuncer de sizinle beraber gelsin dediler. Tabii komutanım. Tuncer yüzbaşımla ben yan yana Veysel'de şeyde tedbir aldık, gidiyoruz. Kim gidecek? Ben bölük komutanım. Esas komuta bende. Veysel bölük komutanı, onda da yok. Komutanı, bu iş size kalıyor dedim ben. Siz gideceksiniz. Tamam dedi o da. Cesur saat. Allah yani rahmet eylesin. Bunun emrine bir tane çavuş, bir tane asker vermek suretiyle irtibat için gönderdik. Bir baktım karşımda arabalar manevralar yapıyor. Meğer onlar da intikal için hazırlanıyorlar. Hemen takım komutanları, o habercileri daha evvel söylediğim yerlere getirmiş, şeylerini birleştirmiş, böyle takımlarını yerleştirmişler. Benim yanıma gelmişlerdi. Takım komutanlarına siz de birbirlerinizi çıkartın, arazi gözetleyin dedim. Onlar da gördüklerini evet dediler. Ondan sonra ben taarruz emrini verdim. Harekata devam ettiğimizde ben tam yola geldim. O bölgeyi bilenler. Yani o mevkideki yol var. Mevkideki yola geldim. Tuncer yüzbaşımızla karşılaştık. Tuncer Güngör'le. Ben sana kağıt gönderdim. Almadın mı dedi. Niye böyle hareket ediyorsun falan filan. Dedim komutanım. Durum değişmiştir. Rum, önümüzde Rumlar vardır. Önce onlar imha edilecektir. Ondan sonra da asli göreve gidenilecektir. Gel dedim sen, biz tepeye çıkalım. Şimdi oraya tepeye çıkıyoruz, birlikte de gidiyor. Meğer o sırada onlar manevralarını tamamlamışlar ve yola dizilmişler. Konvoya alınmalar. Şimdi tepeye çıktığımızı görünce ve bizi görünce birinci cipti, ilk araç. İkinci taretti. Taret hemen bizi görür görmez öne geçti ve taramaya başlayacak. Ateş serbest dedi. İlk ateşlerimiz de şeyde vuruldu. Nişancı'da bulundu. Şoför'de vuruldu. Ön kapandı. O bölgede tekrar manevra yapıp da dönüp o konvoyun gitmesi mümkün değil. O bakımdan biz artık yavaş yavaş konvoyu sardık ve konvoyu sardıktan sonra da ateş başladı. Şimdi ben no fire, no fire, come here diye
bağırınca askerler de bağırın bu şekilde deyince no firework, kamil bağırılmaya başladı. Ve bir ara bir iki tane beyaz böyle panelalar falan yahut da mendiller sallanmaya başlayınca ateşi kesin dedim. Bu arada biz ateş kesin tabirinde yüzbaşımızda ayakta imiş. Bana anlatılan o. Çünkü ben öndeyim. O biraz geride. Beraber bulunduğumuz işte o ilk açışı açtığımız yerde o sırada yüzbaşı vuruluyor. Orada şehit oluyor. Allah rahmet eylesin. Kahraman bir yüzbaşımız. O da ateş kesin falan diyor işte orada bağırırken pat diye düşman kurşunuyla şehit oldu. Benim istediğim bu toplumdan o günler geçti. Biz bugünlere geldik. Dedeleri, babaları, bu çocukları lütfen geçmişini unutmayacak şekilde doktrin etsinler. Bakın ben söylüyorum. Mücahitlerimizden Allah razı olsun. Bu toplumdan Allah razı olsun. Yıllardır biz Türk'üz diye dedikleri için bu mezalimi gördüler onlar. Onlar bu mezalimi görmeseydi biz buraya gelmezdik. Belki yine de şu anda karışık yaşıyorlardı. Dostça yaşıyorlardı. Ama o dostluklar 57'de bitti. Türk askeri olarak mutluyuz. Bu görevimizi yaptık. Biz görev yapmaya geldik. Ve bugün şu anda ölümler yoksa, ağıtlar yoksa ne mutlu. Biz kan kardeşiyiz. Kanımız bir, emelimiz bir. Rahat yaşayalım. Rahat yaşayalım bıraksın da rahat yaşayalım.